Bura odiye mane kumir yeme. Merkezde emdini kumir berçiye daya. Bu bir hazır sal aya. Am tütün dikini. Am bu vakale mevurda am tütün dikini geçime mi lesedi hiçti gırser tütüne. O arde mi teri mezun am bin boya hazır metroye. Hazır metroji dike be biçikini bu tütün dikemle kini hakik hadar neyka. Tütün beşte مهنی که امپی اداره وان در دکنی که نو ام توتن را و ذاتن لچای مای مزن گم مرمر و جا کتنی پس ساق بود دوار ساق بود گندی گی ساق بود گی کتن باجار را داره امجی دکنی ساق بودی که توتن ساق بود توتن را بود سر به انسانی مبرا گی به کلا من به درادا وارن ولد خرابا اما توتن نه به ها بسا توتنی ما اما انازندن گشم ما حتی نه به هزار سال پیش بوده تقریبا همه دام کنی پی دام جیب که همچین ولایتی خونانی زوری مجبور پی گشن میشون کارکی مجبور پی گشن میشون تربیت می اورنجی میکن اونورسیتی پی درباس بون ام بیان خودی کردم همه سادی هشتی گل سر تونه کوپراتیف دولت ذات بری رانگه کوپراتیف جیکاتی در وقت تون هاتن تونی ما عادی مانی رانگه نتونی تون در بر لروسیا ونن لگرجستان ونن لی یونانستان تن تون تینی لی ام عادی من ارده نه یا ساق مکن ل در با تون تینی حال بگی تون ام یرلی ماله توش تون ام یرلی ماله یکی بو یرلی یعنی گشت که هایی ام مصرفی خوش پر داده ام زول نکنی تر نوا ام گبره حیوان نکنی قزان جوی تر نوا ام گیر سر ویر راده کن و ام دخوازن که کوک دست مردن و دولت بیشیوی برده و ام خورا چوری خودا بفروشم نام زاتن در ترکیه در نکه بایی چی ترکیه در تفراتون دوی نا دوی را برا تون را با تون را بوش دیگه انسان دیگه چی گشه ما خواب کنه زانم یعنی بر انسان تنگویه که پره زاتن اکونیمی قریز پره زاتن دنیا پیش جوانه حال دنیا گل پیش جوانه انا زندن شناق انسان تا دنیا دست نادن بر انسان شناقا تیر بخوا نانه خورا بکن نانه ها قزنج که 2017'de bir yasa çıkartıldı. Bunun önünü kestiler. İşte biz de yazın eylemlere falan işte katıldık. Bunun işte bu yasanın geri çekilmesi için epey bir uğraştık. Bir sonuç alamadık. Yani şu anda resmiyette tütün yasak. Yaklaşık yani belki 1 milyonu aşkın insanın geçim kaynağı olan bu şeyi işte tütünü yasakladılar. Biz şu anda yani eğer ki tam denetim sağlandığı zaman yaklaşık 1 milyon insanın açlığa terk edildiğini söyleyebiliriz. İşte kooperatifleşme işte serbest piyasanın kaldırılması anlamına geliyor. Yani normalde biz işte kaldırdığımız zaman işte alıcısı vardı, satıcısı vardı. Yani hepsi halktı. Yani sıradan insanlardı. Artık iktidar kendi işte tek elindeki insanlara onu işte şey yapacak, pazarlayacak. Yani atıyorum işte bunun ticaretini 50 bin kişi yapıyorsa bu 2'ye 3'e düşecek. Yani belli başlı kooperatifler açılmış. Şu anda şey işte yürürlükte olan yani faaliyette olan 2 tane kooperatif var mesela. Bir tanesi Çelikhan'da, bir tanesi Adıyaman merkezde. Zaten açılırsa daha mesela ilk alımlara işte bu sene başlandı. Yani yanlış değilsem %80'lik bir vergi var. Şimdi sen %80 vergi aldığın zaman üreticiye bir şey kalmayacak. Yani üretici zaten onun işte cefasını falan çeken üreticidir. Yani sen bu ürünü şeye tabi tuttuğun zaman işte vergiye yani elinde bir şey kalmayacak. Bu şey sıkıntı tekellerin kapanmasıyla başladı. Yani önceden tekel vardı. 2008'de yani tamamen tekel kapandı. İşte tekelin kapanmasıyla biz yani kendimiz yani imece usul diyelim. Bu usulle biz işte kendi pazarımızı oluşturduk. Bunu İstanbul'a, İzmir'e, Antalya yani hani Türkiye'nin bütün bölgelerine biz işte gönderiyoruz. Yani bu şeyi bu piyasayı biz oluşturduk. Yani bunun böyle devam etmesini istiyoruz. Yani bize karışmasınlar yani yeter. Ha eğer ki vergi istiyorlarsa yani vergi de veririz ama yani %80 de verilmez. Yani %80 çok acımasız bir şey yüzde.
Yani biz tütün üreticilerini şöyle zorluklar bekliyor. Öncelikle bizim işimiz yapıyoruz ama umutsuzuz. Yani çünkü hükümet öyle bir sistem getirdi, öyle bir yasa çıkardı ki çiftçinin belini kırmış durumda. Yani biz burada ekim yapacağız. Yani bayağı zahmetli bir iş, bayağı emek isteyen bir iş, bayağı masraflı bir iş. Mart ayında işçiliğine başlıyoruz tohumların, fidanları yetiştirmek için. Mayıs ayında da ekimini yapacağız. Ta Ağustos ayına kadar bu devam edecek. Yani bayağı zahmetli bir süreç olacak bizim için. Fakat şöyle bir durum var. Şu anda bu kooperatifleşme adı altında halka bastırılacak olan yasa, yaptırılmak istenen durum, çiftçiyi, yani buradaki çiftçileri, buradaki insanları göç ettirmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Çünkü şöyle bir durum var ve tütün ektiğimiz zaman, biz burada kendimiz sattığımız zaman, çiftçiler olarak, ekiciler olarak sattığımız zaman, yine bir şekilde aldığımız ürünlerde, kullandığımız ürünlerde devlete vergi yine akıyordu. Fakat devlet şu anda kendisi, yani ana paraya konmak için, yani bize böyle bir sistem getirmiş ve bu sistemle de biz geçinemeyecek durumdayız. Ben kendim üniversite öğrencisiydim. Fakat bu durumda ailemin, yani maddi imkansızlıklarından dolayı bırakmak zorunda kaldım. Bu sene burada çalışacağız, yine tütün ekeceğiz. Kooperatiflere satacağız. Fakat kooperatifleri açan kişiler de zengin insanlar olduğu için yine onları daha çok zengin edeceğiz. Onlar da yine el altından devlete verecekleri parayla, beşli çeteye verecekleri parayla yine onları daha çok zengin edecekler. Göç ettirilmek mi isteniyor, yoksa artık halkı fakirlikle, fukaralıkla emirlerini altına almak mı istiyorlar? Nasıl bir strateji uygulamak istiyorlar, biz de anlamış değiliz. Çünkü bu durumda hükümetin halka düşman gözüyle baktığını, halkı böyle ezmek, sindirmek istediğini görüyoruz. Tütün üreticileri olarak talebimiz kooperatifler kaldırılsın yani. Çünkü kooperatiflerin halkın yararına hiçbir şey yok. Halkı kazandırmaya yönelik hiçbir şey, halkı kazandırmak adına bir çıkarları olmuyor. Genellikle zenginleri daha çok zengin ediyor kooperatifler ve yani hükümeti zengin ediyor. Başka halka, çiftçiye bir şey kazandırmıyor kooperatifler. Biz kooperatiflere yani razı değiliz, karşıyız. Yani bir yerde sesimizi duymalarını istiyoruz.